Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İlk defa izliyorsanız ben Kazım Şanlı. Bu kanalda eğitici, öğretici, teknoloji içerikli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu paylaşımları profesyonel iş hayatım, tecrübelerim ve yapmış olduğum araştırmalara dayanarak dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu videomuzda aracımızın içindeyiz. Daha önceki videolarda aracımızla ilgili küçük çaplı böyle modifikasyon işler yapmıştık. Hala devam ediyoruz. Bu modifiye işleri bitmez kesinlikle. Bunlarda sınır yok. Hayal gücüne bağlı olarak değişir. Tabii aracınızın tipine, modeline göre ve parçasına göre de değişir. Bu videomuzda lineer aracımızın lambalarını, farlarını değiştireceğiz. Normal farlar biliyorsunuz halojen ampulle çalışıyor. Bende de halojen lambalar. Bu halojen lambalarımızı LED ampullerle değiştireceğim. LED lambalarla değiştireceğim. Şimdi kısa, uzun ve park lambalarını LED olarak değiştireceğiz. Bunlar için internetten siparişini verdim. Kısa farlar H7 olarak tanımlı bu modellerde. Uzunlar da H1 olarak tanımlı. Ben bu ikisi için de farklı iki model aldım. Farkları göreyim ve hangisi daha iyi olduğunu göreyim diye öyle yaptım. Bakalım hangisi daha iyi ışık veriyor, hangisi daha iyi göreceğiz. Şimdi paket açılımını yapıp eski halojenleri çıkaracağız. Yerlerine yeni lambalarımızı takacağız. Aradaki farkları göreceğiz. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LED far ampulü. Nikon marka bu. Bunu H1 uzunlar için almıştım. Bu gördüğünüz de Inverse Extreme LED far ampulü. Bunu da kısalar için aldım. Şu ortada gördüğünüz şeylerde parkları değiştireceğiz ve plaka ampullerini değiştireceğim. LED yapacağım onları da. Bu LED'leri taktığımızda arıza ışığı yanıyor. Bunlar da arıza ışığının yanmaması için gereken dirençler aslında. Bunlar direnç, decoder diyorlar. Böyle makaron geçirmişler içine kabloyla, lehimlemişler, hazırlamışlar. 4 tane aldım. Her ampul için bunlardan bir tane takmak gerekiyor arıza ışığını yakmamak için. Şimdi kutuları açalım, bir LED far ampullerimizi de görelim. Bu Inverse marka. Gördüğünüz gibi. Boyu minik bir boyu var. LED'lerde bu kısımda küçük görünüyor ama güçlü LED'ler. Buradaki de fanı böyle soketli yapmışlar. Şimdi Nikon markaya bakalım. Nikon içerisinde aldığımda kampanyalı bu park ampulü de göndermişlerdi. LED olarak. Nikon'in de H1 olarak kullanacağım lambaları. Bunun LED'leri biraz daha büyük. Gördüğünüz gibi. Fanı. İkisinin boyunu karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi bu Nikon'inkiler daha uzun. Biraz daha büyük bir fanı var. Inverse'inki daha kısa. Daha küçük. Evet. Şimdi montajımıza geçelim. Eski halojenleri sökelim. Bunları takalım yerine. Şimdi arkadaşlar bu kısımda uzun farımız var. Bu kısımda kısa far ve park ampulümüz var. Şöyle sola doğru çevirip kapağı çıkartıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi önce şu soketi çıkartmamız gerekiyor. Bu soketi çıkartmamız gerekiyor. Daha sonra burada mandal var. Mandalları yana doğru çekip çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar şurada pin var. Bu yayları bastırıp bir tanesini bu tarafa doğru, diğerini de yine bastırıp diğer tarafa doğru çekiyorsunuz. Böyle aşağı doğru
çekiyorsunuz bu teli. Sonra ampulümüzü böyle çekiyoruz. Bu H7. Bu daha öncekiler patlamıştı. Bunlar yine beyaz görünümlü. Mavi bir şerit gibi bir şey var üzerinde gördüğünüz gibi. Şimdi bunu çıkardık. Onun yerine Invers marka ampulümüzü takacağız. Şimdi arkadaşlar, bunu yerine oturtabilmemiz ve sabitleyebilmemiz için, sıkabilmemiz için direkt böyle takamıyoruz. Onun için şu üzerindeki aparatı çıkartmamız gerekiyor önce. Önce bunu takmamız gerekiyor yerine. Burada zaten contalı bu. Şu kısım üst tarafa gelecek şekilde bunu oturtuyoruz yerine. Öncelikle. Sonra bu yayları oturtuyoruz ki düşmesin diye. Evet. Şu an o aparatı oturttuk. Şimdi ledimizi oturtacağız. Bu şekilde. Hatta şu kablosu alta gelecek şekilde takarsanız daha iyi olur. Şöyle şuradan da bakalım. Evet. Böyle iyice bastırıyoruz. Şu anda yerine oturdu gördüğünüz gibi. Daha sonra soketini, buradaki soketini takıyoruz. Şu şekilde. Bağlantı tamam. Şimdi şu çıkarmışken, sötmüşken farımızı, parklarımızı da değiştirelim. Park ampulümüz normal T5 standart. T5. Bunun için ledlerimiz var. Ledlerimizi takacağız. Şimdi bu led park ampullerimizi takacağız yerine. Şu şekilde. Evet. Şimdi bu park ampullerimizin hata ışını yakmaması için demin de bahsettiğim gibi bu dekodörü takmamız gerekiyor. Dekodörü de bu iki kabloya paralel olarak bağlayacağız. Onun için şöyle aparatlar var. Hazır satılıyor. İki kabloyu buraya getiriyorsunuz, bastırıyorsunuz. Bir yerde birleştirmek için. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Burada ikisini sabitliyor. Arkadaşlar bunu o bahsettiğim, gösterdiğim aparatlarla da yapabilirsiniz. Ama biri kalın, biri ince olduğu için biraz zor olabilir. Ya da bu kısımdan sıyırıp yan keskiyle bu araya ikisini paralel bir şekilde bağlayıp bantlayabilirsiniz. O şekilde takarsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben şimdi bunu daha sonra yapacağım. Video uzamasın diye. Şimdilik yerine takalım. Yerine oturtalım ampullerimizi. Bunu zaten takmıştık. Aynı şekilde kapağı da alıyorsunuz. Şu şekilde saat yönünün tersine doğru takıyorsunuz. Şimdi park ampulümüzle H7 kısa far ampulümüzün değişimini yaptık. Sıra geldi uzun far ampulümüze. Bunu da bu şekilde kapağını çıkartıyorsunuz. Daha sonra yine bunun da burada soketi var. Görebilirsem. Soketini görebilirsem. Evet, soketi gördüğünüz gibi tek bir soketi var bunun. Tek bir soketi yok tabii ki. İki tane var yine. Biri şase, biri artı. Yanıltmış olmayayım sizi. Bunun da sağ taraftan sola doğru basıyormuş yay. Yayı çıkarttık. Deli. Evet. Gördüğünüz gibi H1 ampulümüz de bu. Halojen H1. Halojenleri kesinlikle şu cam kısmını elimizle ellemiyoruz. Ömrü kısalıyor. Şöyle halojenimizi ayırdık. Evet arkadaşlar. Uzun H1 faramızı takmamız için yine bu aparatımızı çıkartıyoruz. Bu şekilde çekince ileri doğru geliyor. Altında yine conta var bunun. Şöyle gördüğünüz gibi buralarda conta var. Bunu çıkardığımız halojen H1'in yerine takıyoruz. Şu kısım orada yuvası var. Yuvaya gelecek şekilde oturtuyorsunuz. Ve pimleri görebiliyorum, oradan görünüyor mu bilmiyorum ama pimleri orada gördüğünüz gibi sıkıştırıyorsunuz ve oturtuyorsunuz. Daha sonra
led ampulümüzü yerine oturtacağız şimdi. Önce şu kabloyu içeri alıyorsunuz. Sonra bunu dik bir şekilde şuradan ön taraftan da bakarak yuvasına yuvasına oturttuktan sonra dik vaziyette bastırıyorsunuz. O contalı kısım sıkışıyor ve sağlam oluyor. Şimdi kablo bağlantısını yapalım. Şöyle kablo bağlantısını da yaparım. Şu artı 1 artı 1 eksi. Zaten biri ince biri kalın yapmışlar. Yanlış takma ihtimaliniz yok. Bunu buraya takıyoruz. Bu inceyi de ince pabucu da bu kısma takıyoruz. Ama burada bir gevşeklik var. Bunu biraz sıkmamız gerekecek. Yoksa temassızlık yapar. Bunu yan keskiyle veya penseyle biraz sıkacağız. Öyle takacağız. Şimdi şunu biraz sıkıştıralım. Evet, sıkıştırdık. Şimdi bir de bant atalım, sağlam olsun. Evet arkadaşlar. Sağ farımızın komple lambalarını değiştirdik. Bir çalıştırıp görelim. Bu da kapağını da kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bazı ledlerde lambalarda bu kapaklar kapanmayabiliyor. Boyutları büyük olduğu için. Ama bunlarda sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Kapaklar kapanabiliyor. Farımız, bu kısa farımız H7, bu H1, bir de led park ampulümüzü taktık gördüğünüz gibi. Duruşları bu şekilde. Bu arada farımız da biraz kirlenmiş. Bunu da bir zımparalamak gerekiyor aslında. Şimdi bu kısımdaki komple değişimi yaptık. Diğer tarafı halojen hala. Şimdi farları açıp bir görelim. Aradaki ikisinin arasındaki farkı. Bu arada H7 şimşek etkili diyor. Bir görelim, bir uzun kısa yapalım. Görelim farkı.
Far montajımızı tamamladık. Hava da karardı. Sağ taraftaki akünün olduğu taraftaki kısım çok dar olduğu için biraz uğraştırdı bizi, zorladı. Ama şu an hepsini taktık. Gördüğünüz gibi şu an çalışır vaziyette. Farklarımız ve kısalar yanıyor. Şimdi uzunları yakıp uzunlara da bakacağız. Şimşek etkili uzun kısa selektörü deneyeceğiz. Sonra arabayı çevirip duvarda göstereceğim. Aydınlatmayı. Aydınlatmayı. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bir de arabanın içinden bakın aydınlatmaya. Şu an kısalar yanıyor. Bu da uzun. İnanılmaz fark etti. Harika oldu. Görünümü de değişti arabanın. Gençleşti araba resmen. Herkese LED teknolojisini, LED far teknolojisini tavsiye ediyorum. Bir tur daha atalım. Yoldaki aydınlatmayı görün. With the